Merhabalar. Bu bölümümüzde sizlerle malzemelerimizi oluşturuyor olacağız. Arkadaşlar bölümün başlığını atarken malzeme oluşturma yöntemleri mi desem, gerçekçi malzeme oluşturma yöntemleri mi desem diye böyle küçük bir tereddüt yaşadım. Aslında arkadaşlar malzeme oluştururken bizim normal şartlarda zaten her zaman hedefimiz gerçekçi malzeme oluşturmak. O yüzden bu bölüme böyle gerçekçi malzeme oluşturmak diye bir başlık atmak bana saçma geldi. Ayrıca bazen de gerçekçi görünmeyen böyle çizgi film gibi görünen teknik resim gibi görünen malzemeler yapmak da isteyebiliyoruz ve bu tip şeyleri başarabilmek için aslında bambaşka yerlerde çalışmıyoruz. Sonuçta bir malzemenin belirli bir niteliğini belirli bir şekilde ayarladığınızda o görüntüyü elde ediyorsunuz. Derslere de lütfen bu şekilde yaklaşın. Cam nasıl yapılır, metal nasıl yapılır, ahşap nasıl yapılır, duvar nasıl yapılır değil. Ben zaten dersleri bu şekilde hazırlamadım. Ders başlıklarını görürseniz duvar malzeme yapımı, ahşap malzeme yapımı gibi gitmeyecek. Bazı malzeme tipleri için onlara özel bilmeniz gereken şeyler oluyor. Mesela geçirgenliği tabii ki cam malzeme yaparken anlatıyorum. Veyahut da metaliklik kendi başına hem önemli hem de nevi şahsına münhasır bir konu. Yani metalikliği özel yönetiyorsunuz zaten render motorlarında. Bu sebeple mesela metal malzeme yapma diye bir dersimiz var. Ama onun dışında arkadaşlar Yansımaların kontrolü dediğimde Her malzeme tipi için yansımalardan bahsediyoruz demektir Texturelarla malzeme niteliklerinin yönetimi dediğimde Her malzeme tipi için her türde malzeme için textureları nasıl kullanabileceğinizi anlatıyorum demektir Derslerde konuları anlatırken çok kullandığımız malzemeleri olabildiğince gösteriyor olacağım Ama lütfen konuya yaklaşımımız bu şekilde olsun Yani ben bir ahşap malzemesinin üzerinde kabarıklık vermeyi anlattıysam eğer parke yaparken aslında aynı kabarıklık verme mantığıyla kumaş da yapabilirsiniz. Duvarın da kabarıklıklarını yapabilirsiniz. Bir balık modellediğiniz balığın pullarının kabarıklıklarını da aynı yöntemle yapabilirsiniz. Konuya bu şekilde yaklaşırsanız ileride her türlü malzeme konusunda kendinizi geliştirmeye devam edersiniz. Burada bu cümleyle bağıntı olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar malzeme oluşturma kısmı, render ile görselleştirme yapan insanların en sonsuz böyle kariyeri boyunca kendilerini geliştireceği alandır. Işık da sonsuz diye düşünülebilir. Ne bileyim işte oluşturduğun sahnelerin kompozisyon bilgisi de hiçbir zaman bitmez çalıştığınız süreci gelişirsiniz. Ama arkadaşlar malzeme doğası gereği zaten seçeneklerin ihtimallerin ve işte yapmamız gereken malzeme çeşitlerinin, ciddi anlamda sonsuz olduğu, çok fazla olduğu bir alan. Sizin kariyeriniz için işte temel hedeflerinizden biri başlangıçta en çok kullandığınız 810 malzeme tipinde çok iyi hale gelmek, sonra işte o malzeme tipleri üzerinden farklı malzemelerin de yapımını çözebilmek vesaire gibi gitmelidir. Özellikle malzeme konusu kariyeriniz boyunca sürekli gelişeceğiniz, sürekli yeni şeyler göreceğiniz bir alan. Bir de arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. Mesela Corona 10 ile birlikte standart kullandığımız malzeme kalıbı değişti Corona'da. Ve bu beni neredeyse hiç etkilemedi çünkü işin mantığı hala aynı fakat koronanın standart malzeme aracı değişti. Onun arkasındaki algoritması değişti artık daha iyi hesaplanıyor daha gerçekçi görünüyor mesela vesaire. Ama işte siz temel koşullarını işin fen tarafını biraz böyle malzeme niteliklerini, hangi niteliğin nasıl bir görüntüye sebep olduğunu biraz kavramış olursanız her render motorunda, her böyle yeni gelen versiyondaki değişiklikte vesaire Bunlara çok kolay adapte olursunuz. Malzeme ile ilgili biliyorsunuz kursun render çalışmaları ile tanışma başlıklı 3. bölümünde zaten bir konuşmaya başlamıştık. Bu bölümde o bölümde de sizlerle paylaştığım malzeme temel nitelikleri ve malzemelerin objelere uygulanması konularını yeniden uzun uzun anlatmayacağım. Aynı şekilde texture nedir, neden kullanılır kısmını da aşırı detaylı şekilde oradaki gibi tekrardan anlatıyor olmayacağım. Lütfen eğer bu konuları biraz unuttuysanız kursla arada tabii bir sürü ders geçti. Kursun 3. bölümündeki bu malzeme temel nitelikleri ve malzemelerin objelere uygulanması. Texture nedir, neden kullanılır, malzemelerde nasıl yönetilir şeklinde olan o iki dersimizi şu anda mevcut durumda 16. ve 18. dersler bu dersler. Tabi zamanla arkadaşlar yeni ders ekledim falan kayma olabilir. O yüzden özellikle isimlerini söyledim. Bu bölümdeki derslere başlamadan önce o derslerde anlatılan şeylere hakim olmanız gerekiyor. Hakim olduğunuzu varsayarak anlatacağım. Gerçi yine o dersteki şeyleri unutsanız bile yakalamakta zorlanmayacaksınızdır. Olur da zorlanırsanız lütfen o eski bölüme gidip o dersleri izleyip bu bölümü öyle başlayın. Sıradaki dersimizde görüşmek üzere.